Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere hem kızlar için hem erkekler için çok güzel bir motifli hırka anlattım. Gerçekten çok kolay. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Motifleri nasıl artıldığını, nasıl büyütüldüğünü, ne yapmanız gerektiğini kalıp olarak göstermeye çalıştım. Örneklerde gösterdim. İlerleyen videolarda var. Tüm detaylarıyla anlattım. Ben düğme diktim. Normalde bunu düğmesiz olarak yapıyorlar ama bebekler düğmeli kullandığı için bu şekilde sadece üst bölüme 3 düğme yaptım. İlik düğme yeri açtım. Gerçekten çok basit. Herkes kolaylıkla yapabilecek. Kullandığım ipler Nako Elite Baby'nin bunlar ipleri. Çünkü elimde bu ipler vardı. Sizin istediğiniz ipler olabilir. Ve bu beyazı için de aslında bu açık krem. Kartopu Baby One'ın kodu 19 olan ipiyle ördüm. Gerçekten çok güzel bir ip. Yumuş yumuş bir ip. Ve kullandığım tığ numarası da 2,5 milim. Şu şekilde göstereyim. Yazıyor ama hafif silindi kullanmaktan. 3 milim kullanmayın. Çünkü iplerimiz çok kalın değil. Kartopu Baby One, Nako Elite Baby örenler bilir. Mesela ipler çok kalın değil. Onun için 2,5 milim örün. Çok fazla salaş olmasın. Kendini hırka salmasın diye 2,5 milim tığ ile örün. Önce motif çalışmasını yapalım. Ve elimde kullandığım ipler de Nako Elite Baby'nin ipleridir. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Hemen başlayalım yapmaya. Şimdi önce ortadaki yerden başlıyoruz. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk birinci zincirden tığ geçirerek tel aldık. Minik bir halka yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın minik bir halka oluştu. Toplam 12 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzan yaptık ve birleştiriyoruz. Şuraya da yakın göstereyim. Şimdi bitirdim. Direkt trabzan tepesinden tel aldım. Direkt çıkış yaptım ve zincirle kilitliyorum, bağlıyorum. İpi bir tık uzun kesin. Eğer kısa keserseniz saklamada sıkıntı yaşarsınız. Bakın arkasını muntazam bir şekilde atık ipleri sakladım. İpleri uzun kestiğim için. Şimdi ikinci bir renk olarak şimdi ben daha önceden bu motiflerden yaptığım için ben sarıyı kullanacağım. Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Mesela ben 1, 2, 3, 4, 5 renk kullandım. Siz 2 renk yaparak da yapabilirsiniz. Eğer 2 renk kullanacaksanız ipleri kesmeyeceksiniz. Şimdi ben burada göstereceğim ne demek istediğimi. Şimdi hemen bakın trabzanın tepesinden zincirin hemen dibinde var. Orada tepeden ipi bağlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı yere toplam 3 tane trabzan yapıyorum. Şu an 2 tane yaptım. Evet 3. Şu fazlalık ipi almışım burada. Şimdi 1 1, 2, 3 trabzan. Bakın 1, 2, 3. Üçüncünün tepesine batıyorum. Buraya 3 tane daha
Trabzan yapıyorum. Şimdi bir, iki tane zincir çektim. Aynı yere tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Kare şeklini bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi hiç tel çekmeden 1, 2, 3 trabzan atlıyoruz. Bakın 3. trabzan tepesine battım. Aynı şekilde 2, 3. Şimdi 2 tane zincir. Tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bakın ikinci köşeyi oluşturduk. Tekrardan 1, 2, 3 atladım trabzan. Yani üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Aynı şekilde 3 tane trabzan. 2 tane zincir. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi hanımlar bakın ben köşede birleştirme yerini ayarladım. Çünkü ek yerleri hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi hemen bakın bir tane yapmıştım ya. Üçlü bir yapmıştım. Aynı ki onun tam dibinden 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 Şu sürekli geliyor öne. 2 ve 3. Şimdi 1 2 zincir çektim. Bir tane bakın ilk birinci trabzan tepesinden tel aldım, direkt çıkış yaptım. Ve ek yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. İpi kesmiyoruz. Çünkü dördüncü sırada sarı kullanacağım. Şimdi yeşil ipimi takalım. Evet, şimdi yeşil ipi takıyorum. İpi takarken mutlaka düğüm atalım. Bakın ben bağlıyorum. Bu şekilde bağladıktan sonra bakın bir tık da uzun bırakıyorum. Çünkü saklaması kolay oluyor. Temizlemesi kolay oluyor. Şimdi arkadan şu ipi böyle alalım. Bir, iki zincir çekelim. Bakın tam köşedeyiz. Bu köşeye toplam 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi bakın burada boşluk var. Bu boşluğun tam ortasına 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi buradaki köşeye 3 tane trabzan. Bakın hiç zincir yok. Sadece köşelerde zincir var. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Boşluğa tekrar batıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın köşelerde bu şekilde köşe yapıyorum. Aynı yere 2 tane 2 pardon, ikişer üçlü yaptım. 3 2 tane zincir 3. Şimdi hiç zincir çekmeden 1 2 ve 3. Şimdi aynı şekilde 1, 2 ve 3. İki zincir. Bu motif yapmak gerçekten kolay. Sadece buradaki püf noktası renkleri iyi ayarlamak. Renkleri güzel ayarladığınızda gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkabilir.
Aynı devam ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. Tüm köşeler aynı şekilde eşit düşüyor. Evet, sarı ipi kesmemiştik. Çünkü yeşilin üzerine ben sarı gideceğim. Tabii siz iki renk kullanıyorsanız iplerinizi kesmeyin. Arkadan ipi yürütün mutlaka. Bak, geldik köşeye. İki tane şu an yaptım. Şimdi arkadaki fazlalıklar geliyor. Bunu şöyle yapalım. Şimdi iki zincir çektim ve trabzanın tepesinden batıyorum. Tel aldım ve çıkış yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ve ipi bir tık uzun kesiyorum. Ve yeşilden işim bitmiş oldu. Şimdi sarı ipi bakın kesmemiştim. Geldim arkadan. İpi bakın arkadan tığ geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bakın burada sarı gözüküyor. O gözükmemesi için şöyle altından geçirip 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın ne oldu? Araya almış oldum. Gizlemiş oldum o fazlalığı. Şimdi aynı şekilde bakın boşluğa geldik. Bu sefer yeşilde tek boşluk vardı. Sarıda da iki boşluk oldu. Yani bu şekilde motifimiz boşluklar artarak büyüyor. Bakın şu an birinci boşluğu tamamladık. Şimdi ikinci boşluğa geçiyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada hiçbir zincir yok. Tekrar bakın köşeye geldik. Köşede de kural aynı. 3 tane trabzan, 2 tane zincir, tekrar 3 trabzan. Kural bu. Şimdi diğer sarıdan sonra diğer geçeceğim renk olacak. Mesela bakın bir tane yeşil yapmıştık. Şimdi iki tane sarı yaptık. Şimdi üç tane de diğer renkten yapacağız. Motifi bu şekilde büyütüyoruz. Şimdi ben hırka yapacağım için bakalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm mesela. Siz istediğiniz gibi motif boyutunu artırabilirsiniz. Battaniye yapacaksınız. Büyük büyük motif kullanabilirsiniz. Ya da küçük küçük rengarenk motifler yapabilirsiniz. Hani tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben şimdi hırka yapacağım için 6 tane mesela sıra ördüm. Tabii diyelim battaniye yapmak isteyenler 5 sıra, 4 sıra o şekilde ayarlayabilir. Şapka yapmak isteyenler mesela. Mesela şapka da diyelim bebek bir şapkası için 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif yeterli olabilir. 5 motif de yeterli olabilir. Hani ölçünüze, sayınıza göre motif sırasını ayarlayabilirsiniz.
Evet, bakın son geldik köşeye. Şunu da alayım buradan. Evet, bakın bu son köşeye de aynı şekilde yapıyoruz. Boşluğa battım. Toplam 3 tane trabzan yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum ve tel alıp birleştirdim ve sarı iple de işim bitiyor. Bakın minik bir motifimiz oluştu. Şimdi ben diğer renk geçişine geçiyorum. Bakın ek yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. Çünkü biz köşede ek yerini yaptık. Aynı şekilde ipi aldım ve düğüm yapıyorum. Şimdi bakın düğüm yaptıktan sonra, bak burayı size tekrar göstereyim. Arkadan teli aldım. 1-2 zincir çektim. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi hanımlar bakın. Aynı. Devam ediyorum. Bakın 3 tane. Buraya da 3 tane. Buraya da 3 tane. Bakın sarıdan yeşil 1, sarı 2, turuncu 3. Mesela beyaz 4. İşte diğer sırada 5. Bu şekilde art arda motifi büyütüyoruz. Evet, turuncu kısmı bitirdim. Şimdi beyaz kısmına geçiyorum. Ben 2 sıra beyaz yapacağım. Çünkü hırka yapacağım için motifimi biraz büyük tutmam gerekli. Toplamda 8 tane motif kullanıyorum. Onun için 2, 4, 6, 7 sıra motif ördüm. Sayıyorum emin olmak için, arada sayıları unutuyorum. Şimdi aynı şekilde bakın beyaz ipimi taktım. 3 tane yaptım. Hiçbir değişiklik yok. Tekrar bakın dolduruyorum. Boşlukları üçer üçer. Artık bu tekniği çözmüş olmalısınız. Motif aynı. Bakın hiç farklı işlem olmuyor. Sadece bakın aralarındaki motif üçlü trabzan sayıları artıyor. Bakın yeşil 1'di, sarı 2'ydi, turuncu 3'tü, beyaz 4'tü ve aynı şekilde köşelere geliyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şu motifi böyle yapayım daha iyi anlarsınız. Gözükür. 3 tane trabzan. Ve aynı şekilde komple çevresini doldurarım. Diğer beyaz sırayı da gösteririm ben size. Bakın. Aynı şekilde yapıyoruz. Devam edelim hemen. Evet, bakın son köşeye geldim. Hiçbir şekilde farklı bir şey yapmıyoruz. 3 tane trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Ve ilk tepeden batıp çıkıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. İpi hiç koparmadan direkt diğer ikinci beyazı da gidiyorum. Son 7. sıram zaten. Evet, ben zaten 2 sıra beyaz gidiyorum.
Bakın 3 tane yaptım. Devam. Hiçbir farklılık yok. Aynı bu şekilde. Bu şu buralarda ne yaptıysak aynı devam. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bu köşeyi de döneyim. Bak 3. 3 3 gidiyorum. Hiç aralarda zincir yok. Bu motifleri örmek gerçekten zevkli, insanı sıkmıyor. Bu motiflerden işte hani hırka yapacağım için zevkli geçti benim için. Evet, köşeye geldik. Bir, bakın şurada mesela ip şey olduk. Tekrar trabzan yapacağım. İki tane zincir çektim. Ve aynı. Dönüyoruz. Bakın aynı yere batıyorum. 3 tane. Ve bu şekilde tüm köşelerini tamamlayalım. Şimdi bu motifi bitirdikten sonra bakın motifi birleştireceğim. Birleştirdiğim yer böyle. Şimdi burada ne yapılmasını gerektiğini göstereceğim size. Böyle önce ikili ikili motifleri birleştirmemiz lazım. Ben hemen burayı bitireyim. Size bu birleştirme yerini göstereceğim. Şimdi evet hanımlar, bu şekilde ikili ikili parça toplam 4 tane olacak. 1, ikinci parça, 3 ve 4. Şimdi bunları birleştirelim. İpi zaten kesmiyorsunuz. Bakın daha temizlemedim. Ama bunları uzun bıraktığım için kolaylıkla temizleyeceğim. Bunu da bakın tersine yönüne dikkat edin. Bakın burası tersi. Temiz yüzleri birbirine bakacak. Şu, tam şu bakın boşluktan geçiriyorsunuz. Bakın diğer iki boşluktan. Ama böyle köşe olacak. Böyle sıkıştıralım bir zincir çekerek. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 zincir çekiyoruz. Bakın 2 tane boşluklar böyle eşit şekilde gelecek. Tekrar 1, 2, 3, 4. Sık iğne tekniğiyle birbirine bağlıyoruz. Bakın. Boşluğa batıyorum. Tam köşelerinden bu şekilde sıkıştırıyorum. 2, 3, 4. Aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Motifleri böyle birleştirelim. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ben hatta ne yapıyorum biliyor musun? İpi gizlemek için şu şekilde yürütüyorum. Böyle yaptıktan sonra kesiyorum. Yani ipi bu şekilde temizlemeye çalışıyorum. Şimdi ben size motifin ölçüsünü vereceğim. Bakın. Şimdi ben bir yaş yaptığım için motifin büyüklüğü bu kadar oluyor. Diyelim 2-3 yaş yapanlar 1-2-3 beyaz daha ekleyebilir. Yani 8 sıra. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra daha büyütebilir. Aslında bu yelek, hani bu hırka mesela 1,5, 1 yaşları 8-9 aylık için ideal. Ama dediğim gibi büyük yapmak isteyenler varsa 8 sıra, 9 sıra, daha büyük yaş gruplarını 10 sıra bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da diyelim 1, 2, 3, 4
tane örüp işte 1 2 3 motif, 1 2 3 motif, işte 1 2 3 motif, arkada toplam işte 3 6 9 tane motifi birleştirip o şekilde de bir hırka oluşturabilirsiniz. Önde de işte ikişer ikişer, mesela önde de diyelim dediğim gibi 4 sıra örüp 2 2 2 2, önde de toplamda 8 tane diyelim motif oluşturabilirsiniz. Tamamıyla motifin boyutu, büyütmesi, küçüklüğü sizin hesaplarınıza göre bağlı. Nasıl hesaplayabilirsiniz? Mesela bebeğinizin hırkasını alın, işte penyesini alın, üzerine diyelim yaptığınız motifleri şu nasıl göstereyim? Ben size şimdi bir bluz üzerinden göstereyim. Bakın, bu benim kızımın bebeklik hırkası. Zaten hırka kalıplarım bu, bunu kullanarak yapıyorum. Şimdi hanımlar, bakın bu hırka bir kızımın hırkası. Şimdi bu motif, bu zaten bir yaşa ideal bir şey. Bakın bu motif tek bir ön için yeterli. Diğer motif de aynı şekilde. Arkaya da iki top, aynı dört tane daha motif yapıp birleştireceğim. Sizler mesela daha büyük motif yapmak istiyorsunuz. O zaman daha büyük hırka yapmak istiyorsunuz. O zaman bir sıra daha beyaz gideceksiniz. Ya da farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Veyahut diyelim bu motifleri böyle küçük küçük tutup şöyle göstereyim. Şu beyazlar olmadan şöyle küçük küçük tutup diyelim 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya, toplam 2 4 6 2 4 6 motif yapıp arka kısmı da aynı şekilde de arka kısmı da işte 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yapabilirsiniz. Ama ikişer ikişer olduğu için önde, o zaman 2 2 sağ sol olursa hani 4 8 işte 12 16 tane motif yapabilirsiniz. Hani bu şekilde, yani demek istediğim motifi küçük tutup 16 tane motif. Yani siz motifinize göre elbise kalıbınızdan ölçü alarak yapın. Yani yaptığınız motifin boyutu önemli değil. Yaptınız. Elinizde de böyle bir hırka, böyle bir parça var. Bu parçayı alıp böyle motifleri yan yana dizin. Mesela bakın, ben böyle yaptığım zaman benim için ideal bir boyut oluştu. Eğer bu küçük olsaydı bu motifim, bir sıra daha diyelim beyaz gidecektim ya da başka bir renk gidecektim ve istediğim boyuta ulaşacaktı bu hırka. Yani bu şekilde anlatmak istedim. Şimdi motifimizin ölçüsüne de geldiğimizde, boyutuna yani. Bakalım kaç santimmiş. Zaten ilik yeri falan da olacak bunların. Bakın boyutu, genişliği yani. Şöyle eşit yaptığım zaman 12 13 santime tekabül ediyor zaten. Evet, 13 santim. Genişlik, enlik, evet, 13 santime 13 santim oluyor. Yani bu şekilde hani motiflerinizi ayarlayacaksınız. Şimdi motifli hırkalarda da avantaj, tek bir tarafı örüp tek bir tarafı bitirip diğer tarafa da geçiş yapabilirsiniz. Bakın, ben motifimi birleştirdim. Gösteriyorum. Tepesini birleştirdim, yanını birleştirdim. Sonra kolunu ördüm. Şimdi aynı bu parçayı nasıl ördüysem bu parçayı da aynı o şekilde öreceğim. Şimdi öncelikle bakın burası yaka kısmı. Yaka kısmına bakın, böyle bir parça var. Oraya dikmedim, birleştirmedim. Şimdi ön yüzleri birbirine baksın. Evet. Şimdi hırkanın sol kısmını ben yaptım. Ya da böyle çevirdiğiniz zaman da sağ kısım oluyor. Fark etmiyor yani. Şimdi bakın, direkt köşeden, bakın bu iki köşeyi birbirine eşit denk düşürerek, bir de kontrol edelim. Temiz yüzleri birbirine baktı mı diye. Evet. Düğüm atıyorum.
Ben düğümsüz hep ipleri takarım. Düğümlü takarım ipleri. Şimdi bunu da bu şekilde kilitleyelim. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakıyorum. 1, 2, 3. 3 parça. Bakın 3 boşluk bırakmış oluyorum. Bakın. Evet. 1, 2, 3. Burada da aynı şekilde. Bakın 1, 2, 3. Ve ipimi kesiyorum. İpi kestik. Omuz yerini birleştirdik. Bakın. Motifin burası sağ kısmı olur. Bu şekilde birbirine bakın, bakacak şekilde. Ya da böyle sol kısmı olur. Bunu da döndürürüz. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi hanımlar, bakıyorum da birbirine eşit düşmüş neredeyse. Aslında ben renklerin biraz zıt olmasını istiyordum. Nasıl ayarlayalım? Ben sökeyim. Ben şunlar böyle yan yana gelsin istemiyordum. Farklı düşsün istiyordum. Ben bu motifi döndüreyim. Ters yapacağım yani. Yani buna da dikkat edin mesela. Motifler birbirine ters düşmesini istiyorsanız o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Evet, omuz kısmı birleştirdik. Şimdi yan kısmını birleştiriyoruz. Bakın omuz iç tarafta. Burası da yan kısmı. Yan kısmını da birleştirelim. Şimdi yan kısmı da kolu fazla geniş istiyorsanız diyelim buraya kadar. Bir tık dar istiyorsanız buraya kadar yapabilirsiniz. Aynı birleştirme tekniğiyle. Bakın şuraya dikkat edin. İç kısım burası. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4. Sık iğneyle çıkıyorum. 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bakın burada ek yerleri var. Buraya bir, iki zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Şimdi diğer motife geçtim mesela ben. Onun ilk köşesine birleştirdim. Şimdi bakayım diğer motifte nerede birleştirme yapmışım en son. Evet, köşe yaptım. Sonra sadece 1, 2, 3, 4. Sadece bir tane, bakın burası köşesi, bir tane üçlü atlayıp birleştirdim. Şimdi ipi kesmiyoruz, kola geçeceğiz. Direkt. Bakın köşeyi yapmışım. Bir tane daha bağlamışım. Yani bir üçlü bağlamışım. Köşenin üçlüsünü bağlamışım. Sonra kola geçtim. Şimdi kola geçmek için de hiç ipi kesmiyorsunuz. Direkt düz yönünü geçiriyorsunuz.
Kolda da tek yön gideceğiz. Tek yön, tek tarafa gideceğiz. Mesela diğer düz trabzan kollarda döne döne gidiyorduk. Bir içten bir dıştan. Bunda tek yönden hırkanın düz yönünden gideceğiz. Evet, koldan ipi geçirelim. Ön yüzünü alalım. Biraz bunu da yakınlaştıralım. Şimdi oldu. Şimdi hanımlar, iki tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Bakın, boşluk var burada. Hemen bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bakın, komple kolun çevresini üçer üçer gidip hiç arada zincir olmadan kolun tamamlayacağız. Şimdi gösteriyorum size, şunu da yapayım, üçlüyü. Bakın, kolu komple üçlü üçlü gittim. Bakın, koltuk altı burası. Koltuk altına da geleceğim. Şimdi kolun komple şu çoya X sırasının çevresine gidelim. Bakın, bu komple çevresinin bir X sırasını gidelim. Şuraya kadar gelelim. Başladığımız yere kadar gelelim. Evet, bakın bu omuzdaki, bak omuzda şu an iki tane yan yana geldi. Ne yapacağız diyeceksiniz. Direkt buraya da üç tane yapıyorum. Hiç farklılık yok. Şu an zaten kolun ilk sırasını örüyorum. Bitireyim hemen. Evet, bakın son. Bak, başladığım yer buradaydı. Burası da ek yeriydi. Bu boşluğa da 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Ve birleştiriyorum. Tepesinden, ilk trabzanın ilk tepesinden birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi bakın böyle tane aynı yerinde battım. Zaten bu birleştirme yerleri hep kayacak. Bakın, tekrar göstereyim. Burada başlamıştık. Tepeye birleştiriyorum. Burada başlamıştık. Bakın, buraya geldi. Şimdi diğer sırada buraya gelecek. Bu şekilde birleştirme yerleri kayacak. Tek yön gittiğimiz için. İki ve üç. İpim karışmıştı. Çözemedim. Sonra koparmak zorunda kaldım. O yüzden böyle bir ek oluştu. Onları saklayacağım. Evet. Bakın, komple bu şekilde kolu örelim. Toplam 17 sıra ördüm ben. Sizler de hırkanızın boyutuna göre örebilirsiniz. Dediğim gibi, kalıp olarak çocuklarınızın hırkaları, penyeleri, bluzları, onlardan ölçü alarak kol boyunu da o şekilde örebilirsiniz. Düz devam örelim. Bakın, düz devam ördükten sonra böyle bir kol çıkıyor ortaya. Bakın, hatta bakın, ek yeri şurada. Bakın, gördünüz mü? Fark ettiyseniz şurası ek yeri kaymış hani. Anlaşılıyor zaten, hafif bir şey. Bu hani olacak mecburen. Burada hafif bir, hafiften zaten böyle normalde pek anlaşılmıyor. Ben hani anlayabiliyorum burada. Böyle komple örüyorsunuz. 17 sıra, 18 sıra ne kadar örecekseniz. Sonra lastik yapımına geçeceğiz. Kolu bitirelim. Sonra lastiğe geçelim. Evet, kolu 16-17 sıra ördüm. Şimdi lastik yapımına geçiyorum. Lastik için önce bir trabzan yapacağız. Onu size şimdi göstereceğim. Son bu üçlüyü yapalım.
Şimdi normal her trabzanın şu an tepesine birer trabzan yapıyoruz. Lastiğe başlarken alt zeminini ayarlıyoruz önce. Bakın normal, gelişi güzel, komple trabzan yapalım. Evet, şimdi trabzanları yaptık ve birleştiriyorum. Şimdi önce ilk sırada bu işlemi yapacağız. İkinci sırada olmuyor. Önden bakın trabzanın orta göbeğe bir tane aldım. Şimdi manşet kısmı hafif böyle dar olur ya. Aynı. O formu vermek için arkadan bakın iki tane trabzan alıyorum. Yani kestiriyorum. Bir ön, iki arka. Bunu yaptığım zaman daha güzel duruyor. Hani siz isterseniz bir arka, bir ön şeklinde alabilirsiniz. Komple bu sırayı bu şekilde bir ön, iki arka. Şu parçayı da koyayım ki anlaşılmıyor. Peki şöyle koyarsam. Şöyle yaptığım zaman. Bir ön, iki arka. Bu şekilde komple bitirelim sırayı. Evet, son bakın kestirmeyi yapıyorum. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Birleştirdim. Şimdi bir önden bir arkadan bakın iki taneli aldığım trabzan tek bir taneye düştü. Bir önden bir arkadan. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde manşeti yapalım. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4 sıra gittim. Sizler de 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra tamamıyla sizin isteğinize bağlı bu manşeti tamamlayın. Bu manşeti tamamladıktan sonra şu iki yeri, arkaları birleştireceğiz. Aslında birleştiririm sonra etrafını birlikte gideriz. Evet, şimdi manşeti de bitirdim. Şimdi arka parçayı birleştireceğiz. Sonra kenar oyalarını yapacağız. Öncelikle şu tepeden başlayalım. Bakın iç yüzleri, temiz yüzleri birbirine bakacak. Bağladık, düğümledik. 4 zincir çekerek birleştirmeye devam edelim. Sık iğne tekniğiyle aynı diğer motifleri nasıl birleştirdiysek aynı devam. 3 4 1, 2, 3, 4. Şimdi 3 tane zincir çekseydim motifler kasılabilir. Onun için 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın buraya geldik. Ek yerine buraya da bir iki tane zincir çekiyorum. Hemen dibi olduğu için bu şekilde tamamlıyorum. Burayı da birleştirelim hemen.
Evet, arka parçayı da birleştirdim. İpi kesmiyorum. Şimdi normal düz trabzan yapıyorum. Bakın hemen kendi dibine de batarak şöyle göstereyim. Bakın trabzanın tepesi. Normal trabzan yapıyoruz. İlk trabzanı yaptıktan sonra komple çevresini ilik yeri açacağız. İkinci trabzanı yaparken orayı da göstereceğim size. Normalde bu hırkalarda ilik yeri yok. Şimdi bu modelleri çocuklar giyeceği için ilik düğme mutlaka yapmamız lazım. Şimdi birleştirme yerine geliyorum. Oraya ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Boşluklara sakın batmayın. Trabzan tepelerine hep batıyorsunuz. Şimdi bakın şurada da zincir var. Zincirin tepesine battım. Şöyle tam ortaya bir tane. Hemen trabzanın tepesine battım. Şimdi hemen bu köşeye kadar gelelim. Evet, şimdi bakın köşeye geldim. Köşelerde toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Bakın şu boşluğa sadece 6 trabzan yapıyoruz. Çünkü güzelce ne köşesi dönsün diye. Şimdi trabzanın tepesi bu tarafta olduğu için buna da batıyorum. Evet. Bu şekilde hırkanın komple çevresini trabzan yapalım. Buraya da tabii ki 6 tane yapıyoruz. Buralara birer tane batıyoruz. Zaten burayı yaptıktan sonra şurayı da göstereceğim ben size. Evet. Yaka kısmındaki köşeye de gittim. Şimdi bakın, omuzlar birleştirmiştim. Orasının yeri oraya geldik. Buraya da normal bir trabzan yaparak şuraya batıyorum. Bakın hiç artırma yapmadan normal düz örüyorum. Şimdi bu hırkanın komple çevresini şöyle gelin, komple çevresini buraya kadar bitirelim. Sonra tekrardan aynı bu şekilde gelelim. İlik yeri açmak istediğiniz, diyelim dipten açmak istiyorsunuz. İlik yeri açacağız şimdi. Bu bitirdikten sonra. Ama ben şuraya kadar şuradan başlayacağım ilik yeri açmaya. Buradan ilik yerini size göstereceğim. Ama siz dilersiniz dibinden de yaparsınız. Hemen trabzanları bitirelim. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın ikinci sıraya yaptım. Şimdi ilik yeri açacağım. Dediğim gibi isteyen buradan da açabilir ama ben bu üst kısımdan 2-3 düğmelik ilik yeri açacağım. Onu da şu şekilde hemen göstereyim sizlere. Çok basit. Bir tane zincir çekiyorsunuz ve bir boşluk atlıyorsunuz. Bu şekilde ileğimizi yaptık. Zaten son trabzan gideceğiz. Buraları da dolduracağız. Çok da güzel olacak inşallah. Şimdi ilik sıklığını siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle şöyle biraz ortaya getireceğim ilik yerini. Evet, şimdi bir tane zincir çektim, bir boşluk atladım ve trabzan yaptım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzan
da bir ilik yeri açtım. Şimdi şuradan bakın, eşit düşürmek için burayı da saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. O zaman 8 yapalım ki eşit düşsün. Bir zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi hanımlar, bu ilik aralarını mutlaka sayarak yapın. Eşit şekilde olsun. Bazen bakıyorum bu sayıları eşit olmuyor, kötü duruyor. Düğmeler böyle, diyelim düğmeni bu kadar sıkıyken değerinde bayağı bir geniş oluyor. Kötü bir görüntü. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atladım ve komple hiç artırma yapmadan devam ediyorum. Sadece üçüncü sırada bir artırma yapacağız köşelerde. Orayı da size göstereceğim. Bakın, köşeyi normal artırma yapmadan devam edelim ve bitirelim bu ikinci sırayı da. İlik yeri 3 tane açtım. Benim için ideal. Evet, üçüncü sıraya geçiyorum. Şimdi bu köşede eğer artırma yapmasam burası böyle ayağa kalkar, toplanır. Onun için artırma yapmamız lazım. Onu da şöyle tam ortasını belirleyin. Çift trabzan yapın. Bir ve iki tane. Bakın, sadece iki tane artırma yapın. Bu yeterli olacaktır. Yani toplanmayacak. Şimdi ilik yerine geldiğimde, tabi bu artırmayı şu yakasına, buraya ve diğer köşede mutlaka yapın. Şimdi ilik yerine hemen geleyim. Şuradan şuraya kadar hemen öreyim. Evet, ilik yerine geldim. Buradaki işlem de çok basit. Şimdi boşluğa batmayın da zincirin içine batalım. Bakın, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Direkt zincirin içine battınız ve bu şekilde komple çevreye dönelim. Diğer ilik yerlerine, zincirlerine de batın. Sonra dilerseniz sık iğne komple çevresine gidin. Ama ben gideceğim komple çevresini sık iğne. Zaten sık iğneyi biliyorsunuz. Tabi isterseniz gitmeyebilirsiniz. Bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ben sık iğneye de yapıp geliyorum. Komple burayı bitirip sonra sık iğne gidip geliyorum. Evet hanımlar, hırkayı bitirdim, temizledim ve son olarak sık iğnesini de gittim, düğmelerimi de diktim ve hırkamız bu şekilde. Şimdiden herkese kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler sayesinde YouTube kanalım büyüyor ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.